Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda serolik krizini konuşacağız. Biliyorsunuz ki artık serolik krizi her hafta geliyor ve önemli bir etkinlik haline geldi. Çünkü her hafta bunu yapmamız gerekiyor ve bu etkinliği nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili bir de özellikle yeni skill'lerin gelmesiyle beraber, yeni becerilerin gelmesiyle beraber bence daha da renklendi serolik krizi ve daha keyifli hale geldi. Şunu söyleyeceğim. Artık bu, bir de şunu yaptılar. 3 kere yenebiliyorduk. 3, mesela 500 veriyordu şey kabusta. CNM'de 750 veriyordu. Tek seferde yenin ve bütün ödülleri alın gibi bir şey yapmışlar. Bu güzel olmuş. Çünkü mesela cehennem modda çok zor yenmek bu bossları. En azından bir kere yendiğin zaman ödül alabiliyorsun. 3 kere uğraşmak zorunda değilsin. Bosslar kendine göre zorluk seviyeleri var. Fakat cehennemde özellikle bu ikizlerin olduğu, Ak ve Hok'un olduğu kısım çok zor. Diğerlerini ben geçen haftakinde yapmıştım. Çok yani tek denemede neredeyse çoğunlukla oldu. Ama Ak ve Hok'un ki biraz sekteye uğramıştı. Yani denedik birkaç kere de çok yaklaştığımız falan zamanlar oldu ama bayağı zorlu arkadaşlar. Ama yapılabilir. Tabii ki iyi bir ekiple gene tekrar denenip yapılabilir. Modlarınızı seçerken zaten T5 değilseniz cehennemi hiçbir şekilde yapma gibi bir lüksünüz yok. Çünkü 500 şey 50 güç istiyor, güç sınırı var. Yani zaten T5'ler bile yapamıyor ya, normalde. T5 olmak da yetmiyor bunu yapmak için. Komutanların ve ekipmanların iyi olması gerekiyor. Bu birinci nokta. Bilmeyenler için şunu hatırlatayım. Artık kıta kapasitesi arttıramıyoruz. Önceden arttırabilip girebiliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Sadece bu dükkanda iksirler falan var. Hani bunları falan alıp girebilirsiniz. İşte %10 saldırı azaltma, %15 işte kıta kapasitesini 30 dakikadan %15 arttırma gibi şeyler alarak girebilirsiniz. En azından size biraz daha yardımcı olur belki bir nebze. Ya bu iksir olarak getirdikleri için normalden kaldırdılar yani bu saldırı kısmında da. Etkili olanlar mesela runlar falan etkili oluyor. Birliğinizdeki teknoloji etkili. Bunlar da etkili mesela Serul'de. Zaten o kısım kurallar kısmından falan okuyabilirsiniz onları. Hani bu kitapçıktan neyin liderlerin özelliklerine kadar size söylüyor. Burada düşürdüğünüz zaman ne kadar yükseldiğini ve ne özelliklerinin ne şekilde arttığını görebilirsiniz arkadaşlar. Genel kısımdan da gene böyle oynanış kurallarla ilgili bilgiler alabilirsiniz zaten. Değişti yani eskiye göre artık daha farklı becerilerin gelmesiyle ve dükkana iksirlerin eklenmesiyle daha da değişti. Ben iksir kullanmıyorum açıkçası. Hani gerek duymadım. İksirsiz bile bitirmiştim. Belki kullananlar vardır. Becerilere gelelim. Asıl önemli kısım burası. Bu kısım değişti. Bence güzel oldu. Yani bir dungeon yapma keyfi, bir yani toplu bir şeyler yapmayı daha da bütünleştirdi. Yani tank olmak, işte DPS olmak, destek, can basan kişi olmak. Bunlar önemli noktalar. Tabii ki ama bu her rolün kendine göre özellikleri var. Bunları unutmayalım. Mesela tank olduğunuz zaman verilen hasarda %30 azalma yaşıyorsunuz. Yani %30 az hasar veriyorsunuz. Alınan hasarda da %10 azalıyorsunuz. Çekilen düşmanlığa dediği de şu anlama geliyor buradan benim anladığım kadarıyla, hani size de açıklayacağım. Yani size düşman vururken, yani boss bir kişiye vuruyor ya, o size vuruyorsa %20 daha az yiyorsunuz atak. Yani bu anlama geliyor. Tanksınız sonuçta. Boss kendinizde tutmanız gerekiyor ve %20 daha az atak yiyorsunuz. Gelelim DPS'e. Verilen tüm hasarı %20 arttırıyor DPS oynarsanız. Saniye başına hasar oluyor Türkçesi zaten. Alınan tüm hasarı da %30 arttırıyor. %30 fazla hasar alıyorsunuz. Çekilen düşman da %20 ekstra veriyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Boss size düz vuruyorsa, yani tanka yönelik değil de size vuruyorsa %20 de oradan fazla yiyorsunuz. Yani burada da bayağı bir dayanıksızsınız ama %20 de burada atak fazlanız var. Gene destek kısmında, can basan kısmında normal saldırı hasarı bayağı aşağı iniyor. Yani %50 az. Karşı saldırı hasardan -%50 alıyorsunuz. Yani şu anlama geliyor. Siz boss'a yandan vururken boss size yöne dönük değilse yani karşı saldırı hasar yiyorsunuz zaten ondan. Yani bu şekilde atak yerseniz %50 daha az atak yiyorsunuz. Bu da bayağı iyi bir olay. Yani DPS destek oynayanlar için güzel bir özellik. Kalan en düşük kıta kuvveti yüzdesine sahip müttefik kıtanın senin kıtana olabilir bu diyor. Verdiği beceri hasarın %50'si iyileştirme olarak dönüştürülür diyor. Bu da çok güzel. Yani sürekli o alanda mesela genelde zaten bu canı hızlı düşecekler kimler? Saniye başına hasar üreten rol kısmı.
Yani DPS kısmı. DPS olan kısımlara beceri hasar da yüksek olacak sonuçta. Onlar attıkları becerinin hasarının %50'sini iyileştirme olarak alacaklar. Bu çok güzel bir pasif özellik. Şimdi gelelim tankın saniye başına hasarı ve desteğin özelliklerine. Zaten son üçüncü özellikler hepsinde aynı. Yani onu da üçüncü özellikleri pek şey yapmayacağım. Sadece birinden anlatacağım. Diğer iki özellik farklı. Sataş kısmı var. Burada 3 saniye boyunca kıtaların saldırmaya zorlarsın boss'u diyor. Son hedefe karşı olan düşmanlık değeri sana aktarılır diyor. 10 saniyede bir bunu yapabiliyorsun. Tank sürekli kendi üzerine tutması gerekiyor boss'ları ki yandaki adamlar fazla atak yemesin. Bence bu gerekli bir özellik. Diğer ikinci özelliğe geldiğimizde iki tane özellik görüyoruz burada. Bir tanesinde yakındaki tüm düşmanlara verdiği hasarı 30 saniye %15 azaltır diyor. 20 saniye sonra bir daha açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani burada bazılarında hani yanlarında ekstradan yaratıklar da çıkıyor ya, barbarlar falan. Onlar için güzel bir özellik. Hedefin savunmasını diyor 30 saniyede %20 düşürür ve yüksek miktardaki düşmanlığını üzerine çek 3 defaya kadar birikebilir diyor. Bunu da bence mesela etrafında yaratık çıkmayan tek boss'umuz var biliyorsunuz. Onunla kullanılabilir. Onu alabilirsiniz. Yani çünkü DPS'ler ona daha hızlı atak uygular siz bu özelliği açtığınızda. Yani 30 saniyede az değil, %20 düşürüyorsunuz defansını. Artı 3 defa 20 saniye sonra bir daha atsanız %40 olacak. 10 saniyede %40 olabilecek. Çünkü 20 saniye sonra atacaksınız, 10 saniyesi kalmış olacak bunu. Bir daha atabilirsiniz. Ya bu iki özelde kullanabilirsiniz ama genelde şunu alıyorlar veya bunu da dediğim gibi tekli bosslarda kullanılabilir. Burada da zaten tank için bence şu üstteki önemli. Sadece şu alttaki DPS için belki alınabilir. Atak üretenler için alınabilir. Mevcut hedefe bir kez beceri hasarı verirsin. 2520 saniyede bir atabiliyorsunuz. 3 bedel var. Burada %5 yenilenme var. Tank için bence bu gerekli. Ben mesela DPS'e de bunu alıyorum. Çünkü sürekli canımı ister istemez yenilemem gerekiyor. Şu kısmı almıyorum. Bazen alıyorum yani duruma göre, girdiğim ordulara göre bakarak alıyorum tabii işte. Yani onu da ayarlamasını yapacaksınız tabii ki. DPS'e geldiğimizde ihtiyatsız saldırı diyor. Burada zaten 20 saniye boyunca verilen tüm hasarı %30 ve alınan tüm hasarı %10 arttırır diyor. Ya burada matematik yaptığımızda tabii ki %30 hasar arttırmak, %10 almak çok şey değil yani. Bu %30 güzel bir rakam. Burada güzel iki özellik daha var. Mevcut hedefe bir kez beceri hasarı verir. Hasar faktörü 4000. Yüksek bir hasar. Ben bunu kullanıyordum mesela. Şu üçü ve açıp onunla beraber attığınız zaman baya baya yüksek bir hasar vuruyorsunuz. Tüm kıtaların kazanan öfke hızı 20 saniyede %50 artar. Bu da güzel bir özellik. İsterseniz hani şu ikisini de kullanabilirsiniz ama bence şu 4000 hasar, bir de hızlı doluyor ya 20 saniyede bir dolduğu için, bu daha hoşuma gidiyor. Buna kullanıyorum. Ama bunu da açabilirsiniz yani, bu ikisi arasında fark etmez. Ama bunun dolum süresi çok yüksek. Son özellik gene aynı zaten. Ben DPS'te ikisini de kullanabilirsiniz. Mesela burada diyelim ki bunu açtınız, kontrol öfkeyi. O zaman da ölümcül saldırıyı alabilirsiniz buradan, örnek veriyorum. Eğer desteğiniz varsa, destek size can basıyorsa zaten şuna da bazen gerek duymayabilirsiniz. Gelelim destek kısmına. Yakındaki müttefikleri kıtalarını iyileştiriyor. İyileştirme faktörü 15.000. Yani 15.000 bayağı yüksek bir rakam. Ama 6 birim istiyor. Tüm müttefik kıtaların hasarını 30 saniyede %30 arttırır. Kıtalar bu gücü yalnızca her 5 saniyede bir alabilir diyor. 300 saniye bir dolum süresi var. Zaten bunu bir kere kullanabilirsiniz anlamına geliyor bu da. Mesela çoğu boss 300 saniye içinde atağını katladığı için bitiyor yani olay. Hemen kesmeniz gerekiyor. 5 veya 6 dakika içinde kesmeniz gerektiği için hepsi için geçerli değil ama bu bir kereye mahsus kullanılabilecek bir özellik. Diyelim ki 3 DPS var. Hadi mantıklı ama yani şu özellik bence daha iyi. Siz can bassanız zaten DPS o atağını her türlü alıp karşılar yani, canı yüksek kaldığı sürece. İkinci özelliği hedef kıta kuvvetini anında %10 yeniler diyor. 20 saniyede bir %10 can basıyor. Güzel bir özellik bence. 3'te birim istiyor. Çok fazla yüksek de şeyi yok. Burada 8'lik var. Savaş alanında 10 saniyede bir göz kamaştırıcı toprak alan oluşturuluyor. Müttefik kıtalar bu göz kamaştırıcı toprağa girerken kıta kuvvetlerini saniyede %1 yenileyebilir diyor. 10 saniyelik diyorsa %10 toplamda yenileyebiliyoruz. Yani 4 birlik birden yapabiliyor bunu ama bence şu daha makul arkadaşlar. 3 birime 8 birim baktı. Bir de bu 300 dolum süresi falan var. Bunu da bir kereye mahsus kullanılacak. Onun için sürekli en azından atak alan canı azalmışlar, hemen yenileyebilirsiniz. Burada gene mantık aynı. Burada kendinize mesela rakip yandaşlarınıza hil atacaksanız, yani iyileştirme atacaksanız şunu da kendinize kullanabilirsiniz alıp. Çünkü sizin atağınız çok yüksek olmayacak şurada. %50 atak kırma olduğu için şunu almak hiç mantıklı değil bence. O yüzden burada da bunu alabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, bosslar bu şekilde. Yani değişikliklerle beraber bence güzel oldu. Her hafta geliyor artık. Bir de sadece şunu değinip geçeceğim Seruli olayını. Bosslarda benim hani girip baktığım kadarıyla neler gerekli. Bence Keira'yı yaparken kesinlikle kesinlikle şunu yapın. Bir tane desteğiniz olsun, bir tane tankınız, iki tane de nükünüz olsun. Çok kolay oluyor bence o şekilde. Yani tabi bunlar illa olmak zorunda değil ama kolay nasıl yapılır diye düşünürsek. Buradaki boss'umuzda bence yani bir tane tank olsa, 3 tane DPS olsa yetiyor. Hatta desteğe falan gerek yok burada. Çünkü bunu hızlı kesmemiz lazım. Bunu da gene 3 DPS'de yani bir tane de tankla halledebiliyorsunuz. Burada 2 tank lazım mecbur. Neden? İkizler çünkü biliyorsunuz 2 tane boss oluyor. Şimdi bir anda yer değiştirmeniz gerekiyor. Mesela bunların ikisinin birisi güneş, birisi ay oluyor. Orada mecburen bosslar değişmeniz lazım. Çünkü fazla hasar yiyeceksiniz. Üstünüzde debuff var. Onu değişirken bu arkanızı bırakmıyor arkadaşlar. Tankın o çekme özelliğinin ile beraber çekmesi gerekiyor. Yoksa kovalıyor yani. Ölümüne kovalıyor ilk vurduğu adamı. O yüzden iki tank gerek oluyor. İki tane DPS, iki tankla girerseniz bence yapılabilir organize bir şekilde. Kabus da çok kolay yapmıştı mesela. Tek T5 bendim. Girmiştim bir tane oyunda. 3 T4'lü tek T5 ile yapılabiliyor kabus modu. Ekip yeter ki anlasın olayı. Diğer boss'umuza geldiğimde burada arkadaşlar bence bir tane tank mantıklı olacaktır. Neden? Zaten ilk attığı beceri de alan atıyor. O beceriyi yedikten sonra ikinci safhasına geçtiği zaman o beceriyi yiyen fazla hasar alıyor ya. Tank sürekli kendi üzerine tutarsa bu boss'u, o zaman ne oluyor? Diğer üçlü de nük olacak. Hızlı bir şekilde eriteceksiniz. Tank ister istemez sürekli üzerine tutmaya çalışacak. Zaten bu boss'un kuralı belli yani. O ilk özellikleri yersen ikinci safhaya geçtiğinde eline yani gürzünü alıyor biliyorsunuz o zaman. Gürzünü aldığında çok yakın durmayacaksınız yani. Savurduğu zaman direktmen o debuff üzerinizdeyken zaten ölmüş gibi bir şey oluyorsunuz yani. Çok geri dönüşte olmuyor onu yediğiniz zaman eğer debuff'ın üzerinizde varsa. Bu şekilde yapabilirsiniz bosslar. Hani benim önerim bu şekilde. Serul de artık her hafta geliyor. Çok yakın oluyor. Mesela bir boss'umuz daha çıkacak belki de yakında. Dükkanla ilgili de ben şu anlık Keira alıyorum. Keira heykellerini topluyorum her hafta. Fulleyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Yani fullediğim zaman göreceğiz. Hani modlar sonuçta buralarda kullanmak için yapıyorum. Tabii gidip ben açık alan için lazım değil bana ama buralarda bu bossları keserken veya işte hikaye modlarında falan bakalım da işe yarayacak mı? Ne kadar işe yarayacak? Onları da göreceğiz. En azından işe yarıyorsa da siz de kasarsınız. Yani o şekilde ilerlersiniz. Ya onun haricinde Kira'yı almayacağım derseniz de burada yani materyal taslaklar var. Taslaklar alınabilir. Onun haricinde altın anahtar var. XP kitabını pek gerek yok. Işınlanmalar var. Hız var. Yani bunlardan değerlendirebilirsiniz yani. O şekilde de yapabilirsiniz. Her hafta bu şekilde geliyor. Evet. Serol'ü bu şekilde arkadaşlar. Gene Serol ile ilgili böyle sorularınız olursa bana videonun altında sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.